Akademi Ligi'nde Supermassive ve Beşiktaş karşılaşıyor. Ve son karşılaşma 9. hafta. İkinci günde iki takımın da artık son maçı. Ve burada olur da Supermassive kaybederse karşılaşmayı Beşiktaş'a karşı playoff'a gidemiyor canım. Bu maçı kesin kazanması lazım. Kazandığı takdirde de yine bir eşitlik bozma mücadeleleri oynanma durumu olabilir. Bu maç tabii Supermassive için çok önemli. Beşiktaş için daha çok bir prestij karşılaşması. Hı-hı. Onlar Akademi Ligi'nde bu mevsim en azından hiç istediğini bulamadılar. Evet, onlar için zorlu bir mevsim oldu. Ve ya, galibiyet bulmakta zorlandıkları bir dönem geçirdiler. Bakalım son maçta iyi bir kapanış yapabilecekler mi? Dün Supermassive tarafından Nocturne tercih yapılmıştı diye hatırlıyorum. İyi de sonuç almışlardı. Bugün de ikinci maçta yine kullanılmıştı. Orta koridor Nocturne, Howl'un ellerinde DP tarafından kullanıldı. Ve Fenerbahçe Akademi'ye karşı ne yaptığını söylemeyeyim. Spoiler olmasın. Belki bu maçtan başlamışsınızdır izlemeye. Ama son dönemde popüler olan bir tercih. Ve Kaysa, Tristana, Trash, mavi taraftan Sup Akademi'nin yasakladığı şampiyonlar. Diğer tarafta Gölge Adalar şampiyonları gidiyor. Nocturne ve Ekarim. Tabii Gölge Adalar demişken Trash de yasaklandı. 3 tane Gölge Adalar şampiyonu gitmiş oldu bu şekilde. Ve son yasaklama Beşiktaş'tan Lilya oldu. Hmm. Şimdi Lilya'nın olmadığı bir maç. Bakalım Udyr ilk seçim olacak mı? Hı-hı. Oldu. Udyr. Yani bu noktada Graves tercih edilebilir. Yine farklı tercih olarak. Yani aralarında kalan en güçlü şampiyon Graves gibi gözüküyor. Nidali belki düşünülebilir. Orta koridora ve üst koridora çekilecek şampiyonlar. Ya bu Renekton eğer iyi kalınıyorsa bunun Nidali. Teşekkürler. Cümlemi bitiremeden. Beşiktaş tarafı direkt uygulamayı yaptı. Peki orta koridoru bir de Twisted Fate veya benzeri bir Twisted seçim bekleyebilir miyiz? Twisted Fate artı Nidali etkili olabiliyor ama her ne kadar birazcık şu an hani zayıflatma gelse de yeşil bariyer bu iki şampiyona karşı iş yapabiliyor. Bir de orta koridora böyle gidip de Silas gibi falan bir şampiyon alırsanız ya öldürme potansiyeliniz çok azalıyor. Ve orta koridor ve üst koridor tercihlerini sona bırakacak Süp Akademi tarafı. Alt koridoru ise birbirlerini oldukça seven ve sinerjisi çok güçlü olan ikiliyi alıyorlar gibi. Kalista artı Rel. Yani sırf bu ikili bile aslında başlı başına bir takım savaşına giriş, hı hı, mekanikleri veriyor. Birden fazla çünkü yapabildikleri şeyler. Şimdi o mekaniğe karşı hem rakibi agresif oynayabilecek hem de defansı bir şekilde rakibi engelleyebilecek Alistar seçildi. Volibear yasaklandı. Üst koridorda Asteroid'i rahatlatmak istiyor Beşiktaş. Sende bunu yapacak yürek yok. Bir de Nar veya benzeri bir yasaklama gelebilir üst koridora. Lucian'ı yasaklıyorsun. Mantıklı. Lucian'ın yasaklanması. Zaten Tristan'ı yasaklamışlardı. Orta koridorda saldırı gücü kullanabilecek ve Nidalee ile partnerleyebileceğiniz şampiyon sayısı bayağı az şu an. Ve farklı meta dışı bir şeyler olması lazım. Bunu yapabilmek için yani Yone yani belki düşünebilir. Ama onun haricinde bu yasaklamayla beraber aslında üst koridorda çok iyi sinerjisi olan Nidalee'yi birazcık orta koridorda sinerjisi düşük bir şampiyona eşleştirmiş olacak gibi gözüküyor Süp Akademi tarafı. Bakalım son yasaklama ne gelecek? Supermassive'den. Yani rakibin orta koridorda önceliği almasını istemiyorlar. Alt koridorda şöyle, alt koridorda da öncelik istiyorlar. Yani hem Tristana hem Kaysa. Kaysa gerçi yine o önceliği alamaz ama Ashe'le bunu yapabilirdiniz. Jhin'le belki bunu yapabilirsiniz. Belli bir noktaya kadar ama Ezreal alındığı anda bu koridorda mahkum olacaksınız. Arkanıza yaslanmak zorundasınız.
Ve Kalista ile Ren'in çok rahat bir oyununu izleyebiliriz. Buradaki tek sıkıntı şu olur sub tarafı için. Nidalee'nin beklenmedik bir baskını ve Alistar'ın kendini tamamen adaması o baskına. Onun haricinde alt koridorda Beşiktaş'ın kolay kolay o önceliği alması mümkün olmayacak. Bu da demek oluyor ki nehir üzerinde Rel gerektiği zaman diğer koridorlara, yani gerektiği zaman orta koridora bas kurabilecek ki orta koridor şampiyonu hala belli değil. Belki burada bir Sindra düşünülebilir Beşiktaş tarafından. Üst koridora Sion geldi. Bu Azir gibi gözüküyor sub tarafında. Rise da olabilir. Rise da olabilir. Yani orta koridorda ittirecek bir şeylere ihtiyaçları var. Maçın başından itibaren koridoru sürekli ittirebilecek. Azir kaldıysa yani Beşiktaş tarafı zaten yani saldırı gücü şampiyonu kalmamıştı onlar orta koridora. Yani belki de Azir düşünülebilir. Açıkta kalan veya Sindra. Sindra açıkta mı? Sindra da belki düşünülebilir. İyi partnerler değil, çok iyi partnerler değil. Ama bazen size kalanı yetinmek durumundasınız. Ya da senin dediğin gibi bir Twisted Fate de düşünebilirdi ama onlar Sindra tarafına gittiler. Evet ve aslında Sindra da bir şekilde Nidalee'ye temel hazırlayabilen bir şampiyon. Koridor aşamasında. Burada Remio senin bahsettiğin başlangıç eşyasını yapar mı sence? İki tane yetenek gücü şampiyonu varken. O yeşil bariyer gelir mi? Gelmesi lazım bence. Geldiği zaman çünkü öldürmesi mümkün değil bu ikili tarafından. Ekstra bir şey lazım olacak. Zaten alt koridordan Alistar'ın gelip bas kurması mümkün değil. Rel Kalista karşısında. Yani geriye kalan tek tehdit iki tane yetenek gücü şampiyonu. Bu yeşil bariyeri alarak yani kafası çok rahat bir şekilde scale olabilir. Yani güçlenebilir oyunun sonuna kadar. Evet, Beşiktaş'ın da ormanında Nidalee aslında görmeyi çok daha fazla beklediğimiz ama daha az sahnede gördüğünüz seçim. Bu maçta Rezin 113'ün Udyr'ine karşı oynayacak. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Seçim yasaklama ekranını geride bıraktık ve Süpürmesi Beşiktaş maçına geçiş yapıyoruz. Akademi Ligi kış mevsimi 9. hafta 2. günde Papara Süpürmesi ve Akademi ve Beşiktaş Akademi karşılaşmasındayız. Süpürmesi'nin kesinlikle kazanması gereken bir maç. Sindra Doran yüzüyle başlamış. Yani musibet iksiri olmayacak üzerinde. Bu durumda yani o musibet iksiri yüklerini tüketip Ryze'i kolay kolay bir baskı altına alamayacak. Ryze ise direkt gözyaşıyla başlayıp erken aşamada koridor ittirme odaklı olacak. Alt koridorda zaten öncelikler olacak. Ryze ittirmeyi başarırsa kazası belasız alt nehir tamamen 113'ün ellerinde olacak. Üst tarafta ise Kebap dün iyi bir performans göstermişti. Bugün birazcık daha zayıf tarafta oynamak zorunda ve rakibin baskınlarına karşı dikkatli olmak durumunda. Çünkü her ne kadar Sion olsanız da maçın başında bir yırtıcı bir üzerine mızrak, Nidalee hasar artı Renekton hasarını karşılamanız çok mümkün olmaz. Ya bu arada Rizin köz bıçakla başlamış orman eşyası olarak. Hı hı. Yani yenilmez alan Nidalee'lerin aslında tercih ettiği bir orman başlangıcı ama elektrik verdi. Sence ne kadar mantıklı? Ne düşünüyorsun? Şöyle. Çarpı seçimi konusunda. Genel itibariyle Beşiktaş'ın yaptığı şey gördüğü bir hedefi direkt yok etmek bu kompozisyonla. Yani Nidalee mızrağı burada kırmızı çarp üzerine Sindra yani Ezreal'ın da yeteneklerini ekledim buna. Direkt gördüğünü öldürmeyi başarırlarsa evet bir avantajları olabilir. Ama savaş ilerlerse özellikle orta, oyunun orta döneminde savaşlarda Ryze, Kalista devamlı hasar vurmaya devam ederse o zaman işleri zor olur. Yani ben açıkçası bu birazcık daha takımın yapmak istediği şeyle alakalı diye düşünüyorum. Nidalee'nin tek başına yapmak istediği şeyden öte. Bir elektrik verdi buna çok iyi bir aslında malzeme. Onlar böyle çok çok uzun uzun savaşmak istemiyorlar. Direkt yok etmek istiyorlar bir kişiyi. Ama yok etmek için işte mavi çarp daha ideal bir seçim değil mi? Yani anlık olarak diyorsun sen evet, hasar evet. Ama zaten onun hasarından öte... O 113. Alt koridorda bunu istiyorlar mı gerçekten? Furkowski
erken kullandığı yeteneğini. Meşe etti aynı şekilde. 113'ten şimdi sıçra. Bitkinlik geldi. 113. Kuleden şimdi çıkıyor Meşe. Çok fazla sarı aldı. Bitkinlik geliyor alt koridora. Raid. Bir otomatik saldırı yapamadı Meşe'de. Kuleye vurdu. Kuleye vurdu. Belki bilerek vurmuş da olabilir bu arada. Hani hasarın yetmeyeceğini mi düşündü? Evet. Acaba? Muhtemelen hasarın yetmeyeceğini düşündü ve kuleden de orada agro almak istemedi. Çünkü Syndra da yakındı. Alistar'ın da hala sıçrasının olduğunu belirtelim. Belki kule agrosunu alsaydı o pozisyonda Alistar bir sıçrayla yetenekleri dönmesi sonrasında onu zor durumda bırakabilirdi ve Syndra'ya ilk kan gidebilirdi. Anlık bir karar. Şimdi bu durum orta koridorda çok geri düşürecek yalnız Syndra'yı. Işınlanı gitti, manası az. Ve Remio çok iyi bir zamanda üstüne dönüp hem manasını yeniledi hem de çizmesini alarak, totemle alarak koridoruna geri döndü. Şimdi üst koridorda bir kule altı var. Astroid kuleyi tankladı. Kespiç Levi de oradan çıkıyor. İlk kanı döküp. Üst koridordaki kule altı sonuç getiriyor. Furkowski de yardıma geldi takım arkadaşına. Burayı itip dönmesi lazım çünkü. Ve yani korkunç senaryo. Ve bunu çok iyi uyguladı Beşiktaş tarafı. Üst koridorda neden bu kadar etkili olduğunu göstermiş oldu Renekton ve Nidalee kombosunun. Bu arada Furkowski yakalandı ama son anda kule altına sıçrıyor orada. Evet, ilk ejderi de 20 saniye var. Şimdi Rizin bir üst koridor baskını deneyecek. Mızrak tuttu. Kebap. Bakalım duvardan sıçramayı deneyecek mi? Oy. Sıçrayı duvara tosladı Kebap. Çok zor bir sıçra. Birazcık daha... Bir de bloklandı orada. Evet. Alt tarafa doğru yapmayı deneyebilirdi o sıçra hareketini ama... Yani çok zor olduğundan bahsetmiştik bu koridorun. Nidalee artı Renekton'a karşı ve şu ana kadar Kebap da... zayıf tarafta bayağı zorlanıyor. Ve dertlinin aslında bu başlangıcı. Minyon dalgasına yetişebilecek en azından. Tecrübede çok çok geriye düşmeyecek. Ama işte Renekton'un öne geçmesi ve eşyalarını önceden bitirmesi koridoru daha iyi duruma asla getirmeyecek onun için. Şimdi iki ormancı karşılaşıyor burada. 113. Rizin'e çok fazla hasar verdi. Bir de sersemletti onu. Ve Rizin sıçrasını bile kullanmadı orada. Evet, sıçrasını kullanıp kaçabilirdi ama belki de rakibin sıçrasının ne durumda olduğunu bilmiyordu. Bedavadan beleş bir skor almış oldu burada. 113. Evet, 113'ün de çok erkenden Merkür'ün adımlarını tamamladığını görüyoruz. Onu çok daha mobil, çok rahat kitle kontrollerden sıyrılan bir hale getiriyor tabii ki. Asteroid o kır geçirden sıyrılmak isterken kesmiçini kullandı o noktada. Rizin alt nehirde 113'ü bulmak istiyor ama 113 hemen yampir yalıp uzaklaştı o da. Kebap yaklaşıyor ama sanırım orada erik falan bir şeyler yedi ve koridoruna geri dönecek. Ve alt koridorda Raid'in 17 milyonluk bir üstünlüğü var Jone. Evet. Yani bu koridor çok belli yani. Alistar'ın ve Ezreal'ın bu ikili karşısında tutunması çok mümkün değil. Kalistar'ın ne kadar iyi bir koridorcu olduğunu ilk maçta da görmüştük. Yani Tristana ve Poppy'ye karşı da göz açtırmamıştı. Şimdi alt koridora bir baskın gelecek. Paros'un sıçrası var. Çok da iyi bir pozisyon var onun aslında. Ama Furkowski'nin hamlesinden ürktü. Furkowski kendini feda edecek burada. Nişancısını iyi pozisyona götürmek için mızrak tutu devam ediyor. Rizin geldiği gibi üzerine atladı Paruson'un. Rizin buradan uzaklaşmaya çalışıyor şimdi. Mekan sapmasıyla gelen bir Remio. Ve skoru koklayıp alan bir Remio. 2'de 2 yapıyor alt koridorda. Yani o kadar barizdi ki bu pozisyonun böyle bir büyük bir felaketle biteceği. Remio da çok iyi oraya move'ladı, hareket etti ve yeşil bariyer üzerine böyle iki tane skor almayı kim istemez ki? Hangi orta koridor şampiyonu istemez ki? Hele ki Rice'sanız. Orada piyango, büyük piyangoya uğran o oldu. Üzerinde şu an 200 altın var. Ama yani Rizin'in bunu yapmasına hiç gerek yoktu. Rizin iki pozisyonda
Büyük oynamayı, gerçi ilk pozisyon büyük oynamak bile değil yani, sıçrasını kullanmadı ve yani bedava bir skor verdi. Burada büyük oynamak istedi Reid'e mızrak tuttuktan sonra, ama yani Red'e karşı bunu yapamazsınız. O üst koridora 113 ve Porus geliyor. S-Raid'in ultisi var. Burada ultiyi açıp erken bir hasar bırakması lazım belki de. Oo, geçmiş yalnız olsun. Raid de buraya geldi ve skor 113'te kalıyor. 113 bırakırdım be onu. Canı azaldı ya. Güvenli güvenli almak istedi skor. İnanmadım. Anladım. Anladım ben. Şimdi Ejder'e karşılık alamet takası, ama Supermassive bu kadar öndeyken bu takası isteyecektir. Onların daha çok işine yarayacaktır en azından. Yani Beşiktaş hakikaten tam böyle kompozisyonun yapmak istediği şeyi yapıp maçın başında Renekton'ı üst koridorda öne geçirip üst tarafta çok fazla iki tane barikatı almışlardı. Avantaj sağlayıp sonradan öyle basit hatalar yaptılar ki. Yani sanki hep üst koridordan devam edebilirlerdi bu oyunu. Evet, yani orayı dümdüz edebilirlerdi. Çok güçlü bir Renekton hakikaten çok büyük işler yapıyor, biliyor maç içerisinde. Bunun örneklerini gördük. Hani erkenden işte hız kesen, üzerine Sterak, üzerine bir de Gargoyle yaptıktan sonra öldürülemez bir hedefe dönüşebiliyor. Ama yani bir kere rakip ormanda yakalandılar. Düşmedi barikat yalnız. Ve üzerine bir de alt koridorda çok kötü bir oyun sonrasında verdikleri 3 skor. Yani Kebab'ın şu an geride olması falan filan hiç önemli değil. Kebab'ın şu an 14 milyon da olsaydı hiç fark etmeyecekti. Zaten öbür taraflar oyunu çok rahat bitirebilecek durumda. Ve şu an aslında Kebab tamam milyonda geride, rakibinde skor var, ama yani oynadığı şampiyon geriden de bir şekilde oyunu oynayabilen tabii bir ki, şampiyon. Tank oynamanın ki. Avantajı. Aynen öyle. Remio da Merkür'ün adımları aldı. Ya işte bu Merkür'ün adımları gelmeden Syndra ve benzeri şampiyonların skor çıkarması veya rakibini çok geri bırakmasını bekliyorsunuz, ama ya bu kadar büyük direnci varken Remio'nun artık düşmesi çok zor. Evet. Bu orta koridor orman ikilisine. Çok rahat olacak. Zaten rahattı. O defansif olarak düşündü. Birazcık daha güvenliği aldı kendisine. Çünkü bunu yapabilecek ekstra kredisi de vardı maçın başında, aldığı iki tane skor sayesinde. Kafası inanılmaz rahat. Evet, burada kule altını istemedi. Supermassive. Rizin de oraya yakın. Bir de yani Beşiktaş'ın kompozisyonu aslında bir dürtme de kompozisyonu yani. Hani savaş başlatabiliyorlar, birisini aradan çıkarmak isteyebiliyorlar, ama özünde Ezreal'ın liderinin öne geçtiği bir senaryoda dürtme de yapabilecek bir kompozisyon, ama yani Udyr bu kadar hızlı güçlenmişken Rell iyi durumda. İşte Sion var. Ekstra kalkanı sürekli alabiliyor. Yani bu yetenek atışları önemsiz olacak oyunun çok büyük bir bölümünde, belki sonuna kadar. Şimdi orta koridoru baskın. Phenomenal'sı şey kullandı. Sersemletili 113 tarafından iyi de basar geldi üzerine, ama Remiori uzak kalıyor. İstediklerini aldılar. Yani evet. Syndra'nın da şu an sıçrası yok artık. Ve bir sonraki gelişinde muhtemelen Runeups'ı ile çok rahat bir skor alabilirler. O yüzden oradan bir barikat altında. Evet. Phenomenal'ın yani minyonlara yaklaşması bile büyük sıkıntı olabilir. Nehre çıkması falan yani intiharla eşdeğer. Düşünsene şu kompozisyona karşı yani Syndra oynuyorsun ve sıçran yok. Herkes üzerine atlayabiliyor neredeyse. Alt koridorda Raid. Şehit de Furka Askin üzerine gidiyor. 113 de arkalarında. Biraz rakibini dürttükten sonra minyonları temizlemeye karar verdi Raid. 113'te orta koridorla alt koridor arasında ilerlemeye, bir oraya bir buraya gitmeye devam ediyor. Bir dakika sonra daha ejderi var.
Ve alt koridor için bu kule altı girişim olabilir. Remio da buraya yaklaştı. 113 hızlı bir şekilde ilerliyor. Furkowski ulti erken kullandı. Işından geliyor alt koridora. İki ışından birden. Beşiktaş alt koridorda 5 kişi oldu ama süpürmesi de 5 kişi. Furkowski'nin canı bayağı bir az. Ultisi de bitti. Canı azalan bir isim daha var. O isim Raid'di. Porus ultiyi kullanıyor. İnanılmaz bir hasar Asteroid'den. Raid düşmedi. Raid çok az canlı hayatta. Porus'u da kaybediyorlar o noktada 113. Zaten düşmüştü. Kebap Rizin alamıyor. İki ekibi de işim. Ve canlar çok az. Beşiktaş tarafında özellikle. Beşiktaş'ın yalnız çok işine gelen bir değişim bu. Girdiyken bunu yapabiliyorsanız hiç fena değildir. Yalnız Remio. Sıçası da var. Furkowski'yi o sıçrayla alabilirdi muhtemelen ama. Komboyu yiyip kendisi düşebilirdi bu arada. Evet, o riske hiç girmek istemedi Remio. Beşiktaş girdi olduğu bir dakikada. Eşi çıktı bu savaşta. Bence hiç fena bir iş yapmadı. Ve de şunu unutmayalım. Şu an hem Raid'in üzerinde hem Remio'nun üzerinde ekstra ödüller var. Ekstra ödülleri bozdurması durumunda Beşiktaş'ın her zaman maça dönmesi mümkün. Ama bunu yapabilecekler mi? Çok kolay gözükmüyor. Çünkü Kalista'nın en güçlü olduğu dakikalara çok yakınız. Kalkan yay ve coşkusu var üzerinde. İki eşi aldıktan sonra artık haritanın her yerinde, yani ejder bölgesinde, nehirde savaş kovalayabilirler. Ve bu savaşlarda çok net kazanırlar. Az önce gördük yani Raid ne kadar uzun süre hayatta kaldı. Düşmedi. Bu dakikadan sonra da oyunun belli bir noktasına kadar bu durum değişmeyecek. Evet, şimdi Beşiktaş rakibinin üst ormanında. Burada mavi güçlendirmeyi çalacaklar. Aynı şekilde orman kamplarını da almak istiyor izin. Ve hemen ardından orta koridora dönüyorlar. Çünkü süpürmesi orta koridoru kuşatmak istiyor. Alamet de şu anda alınabilir durumda. Furkowski'den bir ek sıçra. Yalnız güzel bir sersemletme. Aynen öyle. Orada görüş olduğu için Raid de buna hazırlıklıydı. Parus da tepkiyi verdi. Şimdi Alamet'i vurmaya başlıyorlar. Ve burası için savaşma ihtimali yok gibi Beşiktaş tarafının. Yani Beşiktaş 5 kişi burada ama burada Alamet'e gitmek yerine orta koridor kulesine vurmaya karar verdiler. Ve aslında kule alınırsa fena bir takas olmaz. İkinci Alamet'e karşılık. Fakat burada savaş istiyor. Sion'dan kullanılan bir ulti. Meşe'ye de az bir hasar bıraktı orada. Furku Asgari'ye girdi şimdi. İsabet dalgasına geliyor. Raid'in canı bayağı basalmış durumda ama Raid pozisyonunu düzeltti ve minyonlardan can çalıyor ama Remio'nun seken hasarı o noktada. Asteroid'i düşürdü. Ve orta koridor kulesine karşılık Alamet bir de bir skor almış oldu Sup. Evet, yani şu an için çok yani değer gibi gözükmüyor bu takas ama Alamet'le bir sonraki ejder sırasında orta kuleye baskı kurabilirlerse ve o kuleyi bir şekilde alırlarsa aslında eşitten fazla kazanmış olacaklar burada. Çünkü bir de skor avantajları var. Ve skor yine Ryze'e gitti. O da üst koridorda şu an ayrı kittirmesini yapıyor. Onun karşısında durabilmek kolay olmayacak. Renekton fena durumda değil. Ama Ryze'ın yani öne geçtiği senaryolarda ne kadar büyük bir makinenin tüfeğe dönüşebileceğini geçmişte çoğu kez gördük. Ve hep buzunu aldı. Yani onun üzerine gitmek veya yakalandığında ondan kaçmak çok zor bir görev. Hep buz. Birçok şampiyonu şu an cuk oturmuş durumda. Eskiden kullanmayan şampiyonların çok sık kullandığını görüyoruz. Yani bugün daha yeni LCK mücadelesinde Afrika Freaks Ten Fly kullanmıştı Veigar'da. Çok güzel sinerjileri var eşyanın. Ryze'da Runeups'i de bunu çok iyi kullanabiliyor. Ki zaten şu anda eşyanın verdiği ekstra biraz daha tanklık ve benzeri durumlardan dolayı hani Ahri oyuncuları bile, kimi zaman LeBlanc oyuncuları bile tercih edebiliyor. Aynen.
Şimdi alametle birlikte orta koridor kulesi alındı. 113 rakibinin üzerine doğru ilerliyor ama Meşet ve Rizin çok mobil. Orada 113'e yakalanmadılar. Ve bu kulenin ardından üste dönmeye karar veriyor Supermassive oyuncuları. Bir dakika sonra alevecileri var. Evet, alevecileri için dümdüz savaşacak. Supermassive yani o alameti de saklamadılar. Direkt kullandılar. Orta kuleyi açtılar. Orta kurda... Ya daha doğrusu orta koridorda çok rahat öncelik alabilirler. Bu arada Remio'nun üzerine doğru gidiyor Asteroid. Remio bakalım burada kaçabilecek mi ultisiyle beraber, evet. Mekan sapmasıyla uzaklaştı buradan. Dönecek ışınlanı var. Ejder Savaşı'na ışınlanı atmak zorunda bile değil. Yetişecek oraya çok rahat. Bunun yanı sıra Asteroid birazcık fazla vakit harcıyor ve o ışınlanını kullanmak zorunda kalabilir. O da şimdi dönüyor. Ve bıraktı üst koridordaki minyonları. Mecbur. O ejder savaşını yapmak istiyorlar. Alev ejderi, alev yükleri önemli. Bakalım Asteroid ışından kullanacak mı? Nehirde Kurkovski savaşı başlattı. Porusu iyi girdi araya. İki kişilik kitle kontrol. Tutuş şurada var. Rizden kullanılan bir kronometre. 113 cana bayağı basalmış şurada. Porus bir kez daha rakibini havaya savurdu. Ama şu anda Furkowski'den komba geliyor. Furkowski düşecek. Destekler takaslandı burada. 113 canı yarıya kadar inmiş durumda. Asteroid'in ultisi bekleme süresinde. Reytejleri devam ediyor. Suyon'dan bir ulti kimse isabet etmedi zayıf aracıma. İki kişiye birden sersemletiyor. 113'ten güzel bir sersemletme. Taşıyıcısı korumak istiyor. Şimdi Rizin geldi oraya. İlk skoru aldı. İkinciyi de aldı. Buraya kadar altını da onda. Kebap buradan sıçrayla uzaklaşıyor. Toplamda 4 skor. 4'e 2 değişim ve Ejder de Beşiktaş'tı. Fenomenal. Burada o kadar kritik bir yetenek tutturdu ki. Eğer onu tutturmasaydı 113 muhtemelen içeri girecekti. 1, 2, 3 kişiyi belki sersemletebilecekti ama o sıçrasına yani direkt atılan bir zayıflara acıma garip bir de görüntü oluşurdu. Yani orada sıçrayıp böyle yerinde kaldı resmen 113. Ve bunun sonrasında uzayan savaşta da Kalista'nın hasarı da yetmedi efendim. Orada bir minyon bug'a girdi. Dikkat etmedin herhalde ama. Yok, dans eden bir minyon vardı senin yanında. Ha, arada oluyor ya. Bazı minyonlar ölmüyor falan, kalıyorlar öyle. Evet. Ve ya Beşiktaş hiç fena olmayan bir iş yaptı burada. Hem ejderi aldılar, hem aradaki altın farkını kapattılar. Paralar bozduruldu, az önce söylüyorduk bunu. O kafalardaki ödüller alınca fark da aslında çok 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 büyük değil artık. 113 çok fazla hasar aldı Baron'dan. Biraz olsun canını yeniliyor ama üste dönecek. Fakat o üste dönüş bir kez daha bozuluyor Rizin tarafından. Yalnız yine şunu söyleyeyim. Supermassive hala oyunun bu döneminde savaşıp kazanabilecek kadar güçlü. Ha, Kalista ne olursa olsun 2.5 eşyada 3. eşyası yolda. Bir de Supermassive belki tamam Akademi Ligi'nin sonuncu olan takımına karşı çok istemediği bir mevsim geçiren takıma karşı oynuyor ama bu maçı kaybetme lüksü yok Supermassive. Evet, rahat olan taraf Beşiktaş tarafı. Yani kaybeden, yani kaybedecek bir şey olmayan takımdan, oyuncudan her zaman korkacaksın. Kazanma zorunluluğu beraberinde tabii ki stres getiriyor ve stres de eşittir hata yapmak. Hata yapmak da bu maç için en kötü şey Supermassive tarafında. Dönüşü olmayan bir yol. Bakalım ilerleyen dakikalarda bu stresi kaldırabilecekler mi? Genç oyunculardan bahsediyoruz. Ve Listar da alt tarafa doğru yol oluyor. Sindir'in arkasına doğru. Ve oradaki minyon dalgasını güvenli bir şekilde ittirmesini sağlayacak şekilde destek oluyor.
Ve oradaki kulede son vuruş yapacaklar. Altın farkı bununla beraber neredeyse ortadan kalkacak. 200 altın. Oo. Ya Alistar hem Sindri'yi orada görünce. Alistar da var. Evet, Alistar buraya yetişecek yalnız. Gezgin çizmesi var. Hızlı bir şekilde geliyor. 5000 de Baron. Üst taraftan asteroid yaklaşıyor. Bir ışından daha kullanıldı. Hızlı bir şekilde Baron'u eritmek istiyor. Burada Supermassive. İsabet algısı iyi hasar verdi ve geç kaldı Riz'in. Şimdi asteroid yakalanacak orada. Parus belki havayı savuramadı ama çok fazla kitle kontrol var. Ve herhangi bir yeteneği kullanamadan asteroid de düşüyor. Baron Supermassive'de güzel karar ve güzel uygulama. Furkowski aşağıda gördükleri gibi, alt koridorda gördükleri gibi rakibin hem yeterli görüş olmadığını tahmin ettiler hem de oraya yetişmesinin vakit alacağını düşünerek vurmaya başladılar. Kalistaları var. 3 eşyalı bir kalistaydı bu. Ve üzerine Rice, makine tüfek, kebabı da oraya ışınlanarak getirince Supermassive hem Baron hem Skor belki de maçın kırılma anlarından bir tanesi oldu. Çünkü bu kompozisyonda kuleye vurmak çok zordu. Artık ayrık ittirmeyle veya dümdüz Baron güçlendirme minyonlarla bir inhibitor açma şansları var. Evet, bir de iki tarafında Ejder haricinde birbirleriyle karşılaşacağı bir şey kalmamıştı maçta pek fazla. Şimdi bu Baron'la birlikte kuşatma yapma fırsatı var Supermassive'in. 30 saniye sonra Alev Ejder alt koridordaki minyonları kebap ittiriyor. Üst koridordan da minyonlar ilerliyor. Kuşatma yapmak yine zor. Özellikle yani Kalista burada problem teşkil ediyor. Ama yan koridorda ufak ufak minyon dalgalarını ittirebilirler. Onlar biraz daha Alev Ejder'i bekliyorlar ve onun etrafında savaşmak istiyorlar. Evet, hazırlık tamamen Ejder için. Ya bu Ejder'i rahatça bırakabilir Beşiktaş. Baron güçlendirmesinin neredeyse yarı süresi tükendi zaten. Burada Syndra'nın olmadığı koridordan küleyi alabilir Supermassive ama Syndra fenomenal üst koridora çıktı. Evet, yani fenomenal'ı gördüğü anda burayı kuşatmak isteyecektir Sup ama isabet dalgası iyi bir hasar bırakıyor. Minyonların da canını azalttı ve isabet dalgası geldikten sonra vazgeçti orta koridora ilerlemekten. Alt koridorda hazırlanan minyonlarla birlikte buraya hasar vermek isteyecek Supermassive. Bu arada Beşiktaş'ın verebileceği bir cevap yok. İç kule düşmüş oldu bu şekilde. Ve çok faydalı bir baron kullanımı olduğunu söylemek güç. Evet, 200-300 altın civarı bir fark vardı. Şu an 2600'e çıktı. Yani yaklaşık 2500 ila 2300 arasında bir baron güç oyunu izledik. Ama zaten Baron'un kendinden bir 500 verdiğini düşünecek olursak da bu çok çok büyük bir fark değil. Peki. Fenomenal'da orada rakibin mavi güçlendirmesini çalıyor. Fırsattan istifade. Ve maç yine bir tık sıkıştı. Evet, yine bir sonraki Baron'la beraber veya Ejder'de takımlar savaş isteyebilirler. O süre zarfında sürekli orman kampları temizlenip minyonlar ittirilecek. Ama bu sırada tabii şunu da söyleyeyim, Ezreal da yavaş yavaş hani eşyalarını yapmaya başladı. Belli bir noktadan sonra Ezreal'ın etkisi tabii ki menzil açısından daha büyük fark etki yaratacaktır. Supermassive üst koridorda ayrık ittirme yapabilmesi için Remio'nun üst ormanda görüş almak istiyor. Bu dış kule için de savaşmak zorunda değil Beşiktaş tarafı. Bunu da rahatlıkla bırakabilirler. Evet, kulenin canı da çok az zaten. Oyunun ilk alameti yanılmıyorsam bu kuleye de hasar vermişti. Şimdi kebap orta koridorda yakalanıyor. Üzerine tutuştur da kullanıldı Furko Askin'in ama kebabın canı oynamadı neredeyse. Yuzon'u çok hızlı bir şekilde gidip asteroid'i buldu orada. Asteroid ultiyi de kullanıyor ama sıçramak durumunda kalacak.
Hareket hızı muazzam Udyr'ın. Bu Raid için çok iyi bir haber. Sıçrası olmayan Renekton'un onu darlaması çok mümkün değil. Bir sonraki savaş sırasında eğer bu sıça gelmemiş olursa. 113 bir kez daha ilerliyor. Kebaptan çok kısa menzilli bir bir durak kullanımı. Gitti. Evet. Yani Zeytinburnu Bakırköy arası falan da orası. Ve sert bir iniş yaptı orada. Duvara tosladı. Barona 1, Ejder'e 1,5 dakika var. Hala bir yük şansı daha var. Beşiktaş'ın yani kötü pozisyon alırsa savaşmaması için bir yük hakkı daha var. Ama doğru bir şekilde oynadıklarında da yani savaşı kazanabileceklerini gösterdiler. Ama bu ihtimalleri yani oyunun bu noktasında yine zor gibi gözüküyor. Ezreal şimdi dönüyor bakalım ne bitirecek. Mana veren hala alınmamış durumda. Yükledi. Ya sanırım Dominik tamamlamak isteyebilir. Dominik efendinin hürmetlerini bitirmek isteyebilir. Çünkü şöyle baktığımızda Kalista hariç. Belki Kalista dahil olabilir. Evet tüm şampiyonlar bir şekilde zırha gidiyor. Ve o ekstra zırh telmeye de ihtiyacı var. Meşeydin şimdi üstüne dönmek isteyecek. Cebinde 1700 altından fazla bir altın vardı onun da. Garez. Yok evet Garez geldi. Son fısıltı. Şöyle. Geleneksel nişancılar arasında Lord Dominic otomatik saldırılarıyla çalışanlar için birazcık daha biçimiş kaftan gibi. Doğru doğru ben... Bu eşyanın alt eşyalarına pek hakim olmadığım için. Çok sık yapılmıyor. Çok normal. Jace'de görüyoruz. Ve Ezreal'da görüyoruz. Ağırlıklı olarak. Ve üçüncü ejder geldi. Şimdi Beşiktaş Baron Nehri'ne doğru ilerliyor. Orada bir kontrol totemi var. Supremasive'in. Bir tane de normal totemi var. Görmediler. Kontrol toteminin üzerinden. Daha doğrusu hemen yanından. Defansa çekiliyor Beşiktaş. Rakibinin orada olduğunu biliyorsun. Yalnız çıkan bu alev vadisi ve ondan ekstra alev yükleri sayesinde yani Supermassive'in gücü düşmüyor. Hala hani zaten öndeler. Özellikle Kalista ve Bryce tarafından. Bu gelen ekstra güçlendirmeler sayesinde de özellikle Kalista oyunda kalmaya devam ediyor. Oldukça güçlü. Şimdi Furko Aski'den bir deneme. Rakibini tutamadı orada Remio. Üf. Çok iyi bir hasar bıraktı Rizin'e de. Raid geldi şimdi Furkowski'nin ultisi bitmek üzere. Mızraklar birikiyor. İsabet dalgası kaçtı ama iyi de bir hasar bıraktı Meşeyt. Rizin kronometresini kullanmıştı. Düzeltiyorum Zonya'yı oradan sonra onu uzaklaşıyor da Zışra kullanarak. Raid şimdi ultiyle beraber Rally Syndra'nın üzerine attı ve Phenomenal düşecek. Orta koridorunu kaybetti burada Beşiktaş. Kovalamaca devam ediyor. Şimdi 113. İki kişinin arasında bir sersemletme daha. Asteroid. Rakiplerinin arasına girdi. Starak'ın güvencesi de devreye girdi. Asteroid de eriyor burada. 113'ten bir sıçra. Meşeydi sersemletti. Bir sersemletme de Furkowski. Remio'dan arkaya kullanılan bir ulti. Burada katliam göreceğiz gibi görünüyor. Son anda Rizin kaçabilecek mi? Hayır. Remio müsaade etmiyor ama Meşeyd rakiplerini yavaşlata yavaşlata. Yetenek göndermeye devam ediyor. Ve Meşeyd buradan çıkacak belki. İsabet dalgası. Kimseye çarpmadı. Baron'a gitmek yerine. Burada kuleye biraz hasar vermek istediler. Tabi 113 olmadığı için. İstemediler Baron'u ama Kalista var John. Neden sence Baron'a girmedi Sup? Şimdi mi girecekler? Işınlanıp başlayacaklar gibi gözüküyor. Kebap'ın ışınlanı yok. Birazcık vakit kaybettiler. Bayağı vakit kaybettiler. Bırak ve almıyorlar. Fenomenon da oraya ışınlandı. Olası bir Baron ihtimaline karşı hatta Asteroid de buraya geliyor. Yani başlayabilirlerdi Baron'a sanki ama bilmiyorum acaba hasar mı yetmeyecek diye korktular ama zaten ellerinde Kalista var. Bilmiyorum yani kendi aralarında konuştukları ve verdikleri bir karar ama
başlanabilirdi. Yani çünkü Riz'in dolmasına daha çok vardı. Kalista 4 eşyadayken, 4 eşyası vardı o sırada, yeni aldı bu koruyucu meleği. Denenebilirdi diye sana katılıyorum. Ve tekrardan orta koridora doğru yöneliyor. İki takım da. Burada Sion ultisiyle beraber bir savaş başlangıcı görebiliriz belki. O kadar sıkıntılı koridor aşaması geçiren Kebap da şu anda seviyede üstün rakibine karşı ve Baron'a başladı süpürmesin. 5 eşya, hatta 6 eşya bir Kalista ile vuruyorlar bu Baron'u unutmayalım. Riz'in burayı deneyebilecek mi? Bir mızrak gönderdi ama isabetli olmadı Faruz. 4 kişiyi tutuyor üzerinde. Bir de Raid'den ulti kullanıldı Furkowski. Olabildiğince Raid'e zaman kaybettiriyor. Furkowski düşecek. Şimdi arada düşen bir Faruz var. Raid'in canı full. Phenomenal'dan bir zayıflar acımama sersemletmedi o Raid'i. 2 skor birden Raid'de. Meshade uzaklaşıyor. Asteroid'in canı çok az. 113 bir kez hızlı bir şekilde ilerledi. Phenomenal'ın üzerine bir çarp. Güzel sıyrıldı ama Asteroid'den kitle kontrol en azından birebire getirdi bu takası. Ve genel toplama baktığımızda 3-2 bir değişim. Baron da süpürmesinde. Öyle ama maçı bitiremeyecekler yine. Hatta inhibitor kulesi açmaları bile çok kolay değil. Yani yaptıkları uzun savaş sonucunda zaten Baron'da belli bir süresi gitmişti. Ama şu an sıfırlayıp... O neydi ya? Ha, ben dedim nasıl geldi o mavi oraya? Bir şaşırdım, ne oluyor? Şimdi sıfırlayıp Alev Ejderi için savaşabilirler. Baron güçlendirmesi ve biten eşyalar sayesinde. Evet ve Alev Ruhu eğer alırsa süpürmesi bu ejderi. Raid full eşya, seviye 17. Sıçrası yok. Belki de Beşiktaş bir savaş kazanacaksa şu an Raid'in sıçrası yokken onu yakalayıp deneyebilirler. Bu arada Raid iyi okey hoş yakalarsan da bayağı avantaj ama bence en büyük tehlike şu an Remia. Remia oldu yani. Bir de gerçi Raid'in hem civa yatanı hem koruyucu meleği var. Ve ejder bitiyor. Furkowski önde kaldı. Furkowski ultisi var burada hala kullanmış değil. Şimdi ultiyi kullanıyor ama arka tarafta Faruz sağ gösterip sol vurdu adeta. 113'te Meşeydi sersemletti. Oyunun sonuna doğru gidiyoruz. Asteroid yavaşlatılıyor orada. Remio arka saflara gidip mekan sapmasıyla beraber 2 skor birden aldı Asteroid. Bir sıçrama kurtulamayacak 3. skor da Remio'da. Ve Papara süpürmesi bu playoff'u istiyoruz diyor. Zor oldu. Güç oldu. Geç de oldu. Ama süpürmesi için oldu. Ve onlar da dediğin gibi varız diyor bu mücadelede. 36 dakika 22-12'lik skor. Ve Papara Supermassive karşılaşmayı tamamlıyor.